İrem. Ya senin böyle şüphelendiğin biri falan var mı? Yani böyle aklına gelen birisi falan. Hangi konuda Tolgacı? Hangi konuda diyor ya? Bu çiçeği gönderenle alakalı diyorum. Öf Tolga, sen hala orada mısın ya? Öf pis ya. Sen daha orada mısın ne demek ya? Benim aklımdan hiç çıkmadı ki bu çiçeği göndereni bulmadan nasıl rahatlayacağım ben? Ay Tolgacığım, valla aklımda hiç kimse yok. Ama sen neden bu kadar sinirlendin hiç anlamadım. Ha, bak sen, hiç anlamadın. Peki İrem Hanım, benim telefonuma İsmail Bey'in böyle kankalarından mesaj gelince siz niye sinirlendiniz? Bir onu düşünün, anlarsınız. Ay, evet, bir şey yok. Düşün ha, kimden gelmiş olabilir? Demek öyle. Öyle çiçekler, miçekler, gülücükler. Tolga, ne olur kapatalım şu çiçek mevzusunu ya. Çok sıkıldım ben ya, lütfen. Hayır, kapatamam. Tolgacığım, kapat çünkü benim umurumda değil. Nasıl senin umurunda değil ya? Dün böyle elinde çiçek, gülücükler saçıyordun her tarafa. Çünkü o zaman çiçeği senin gönderdiğini düşünüyordum. Allah Allah. Nasıl ya? Çiçek senden gelmediğine göre konuşacak ve önemseyecek hiçbir şey yok demektir Tolga. Vallahi mı? Evet. Sevinmedin bir şey ya. İnanmıyorum, Tolga Koç Zeynep kaybolmuş. Nasıl ya? Kaybolmuş, Meltem Hanım mesaj attı. Zeynep kurumdan kaçmış, fotoğrafını paylaşmamı istiyor. Nasıl ya, nasıl kaybolur ya? Ne oldu uşaklar? Niye bağırıyorsunuz? Ya Haluk abiyle Meltem Hanım'ın kızları kaybolmuş İsmail Bey. Uy, o zaman niye duruyorsunuz uşaklar? Hadi önden sağa sola bakalım, koşun hadi. Evet evet, hadi gidelim Tolga ya, çabuk. Durun durun ya, öyle sokak sokak kız mı aranır? Bir durun. Sakin ol. Ne durmaz ya, hadi. Oturalım mı, gel hadi. Ya bir plan yapsaydık bir şey. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım. Ayrı düğüm tutarız bu evde, sır dolu şu halimiz.